Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan Gazze yararına hayır çarşısında satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek. İHH İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, uzun bir sürenin ardından tekrar düzenlenmeye başlayan Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda dernek olarak yerlerini aldıklarını, Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek istediklerini söyledi. Öncelikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra bir özlemi yerine getirdiler. Burada büyük bir fuar alanı oluşturuldu. Biz de bu fuar alanında Gazze farkındalığını oluşturmak adına ve bir kermes düzenliyoruz. Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği olarak. Amacımız buradaki insanlara hem Gazze'de yaşanan soykırımı ve katliamları duyurmak hem de Gazze'ye maddi destek sağlamak. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı, tüm duyarlı kardeşlerimizi, Kudüs sevdalısı dostlarımızı kermesimize davet ediyoruz. Bu faaliyet Kahramanmaraş Platformu çatısı altında 22 gün boyunca sürecek. Bugün biz ilk gün olarak Kahramanmaraş İHH olarak burada faaliyetlerimize başladık ama bundan sonraki süreçte de diğer STK'larımız, kardeş kuruluşlarımız burada etkinliklerine çeşitli söyleşi, oyun ve buna benzer çeşitli etkinliklerle devam edecekler. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Kahramanmaraş Platform Başkanı Süleyman Erayman da platform olarak fuar süresince Gazze duyarlılığına yönelik etkinlikler gerçekleştirileceklerini belirtti. Kahramanmaraş Platformu olarak bugün burada Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapılan fuar alanında etkinlikler var. Her gün burada bir nöbetçi STK'mız olacak ve burada Gazze etkinliğini kamuoyuna duyurmak için çalışmalarına gayret edecekler. Bu bağlamda bizlerle yardımcı olan tüm sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Çünkü İsrail zulmüne devam ediyor. Dün gece de sabah namazı da yine Gazze'de bir katliam yaptı. Bizim bunları kamuoyuna ulaştırabilmemiz için bu çalışmalara devam etmemiz gerekmektedir.